Suriye sınırında olası harekat öncesi hareketlilik sürüyor sevgili seyirciler. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası gözler Tel Rifat Münbiç hattında. Biz de şimdi sınıra dönelim. Operasyon öncesi bölgede acaba son durum ne? Notları Hasan Uylaş'tan alacağız. Hasan. Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası operasyon açıklaması sonrası özellikle sınırın diğer tarafında yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Zaten daha önce bölgeye yönelik gerçekleştirdiğimiz 3 büyük operasyon sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belli bir takimatı vardı. Ancak o takimatın güçlendirilmesi için zaman zaman lojistik ve askeri takviyeler devam ediyor bölgeye. Suriye Milli Ordusu'na da olası bir operasyon için hazır olun talimatı verilmişti. Onlar da artık operasyon için son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Tabii sahada hazırlıklar devam ediyor diyoruz, ancak bir taraftan da müzakere süreci devam ediyor. Özellikle Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Rusya'dan en başından beri yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. Nedir bu yükümlülükler? Özellikle Barış Pınar Harekatı sonrası 2019 yılında Rusya ile Soçi mutabakatı imzalamıştık. Bu mutabakatın 5. maddesine göre Suriye'nin kuzeyinde YPG PKK'nın Türkiye sınırından 30 kilometrelik bir derinliğe çekilmesi gerekiyordu. Sahaya baktığımızda bu tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Yine bu anlaşmanın 6. maddesine göre Tel Rifat ve Münbiç'ten YPG PKK'nın tamamen çıkması gerekiyordu. Ancak halen özellikle Tel Rifat ve Münbiç hattından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu noktalara, aynı zamanda daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan Harekatı'nda teröristlerden temizlediğimiz bölgelere yönelik saldırılar devam ediyordu. Bu anlamda bu saldırılar devam ettikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık operasyon açıklamasını vermişti. Operasyon için son hazırlıklar devam ediyor dedik, ancak daha önce Afrin harekatında da benzer bir tablo yaşanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e ilerlerken Afrin'de özellikle YPG PKK sivilleri canlı kalkan olarak kullanmıştı. Benzer bir tablo bugün Münbiç için geçerli. Yine YPG PKK Münbiç kent merkezinden sivillerin çıkışına izin vermiyor. Gözlerin çevrildiği belki de en kritik nokta Tel Rifat. Zira Tel Rifat'tan en çok saldırı ve sızma girişimi gerçekleşiyordu. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon açıklaması sonrası Türk askeriyle YPG PKK'nın tam temas hattında YPG'nin halen el yapım patlayıcı ve mayın döşediğini biliyoruz. Bununla birlikte daha önce Resulayn'da karşımıza çıkan kilometrelerce uzayan bir tünel ağı vardı. Benzer bir tablonun Tel Rifat'ta gerçekleştiği ifade ediliyor. Halen YPG PKK'nın olası bir operasyon öncesi operasyon hazırlık yapmak için bölgede yine hendekler kazdığı, barikatlar kazdığı tünel ağı inşa ettiği yönünde sahadan bilgiler gelmeye devam ediyor. Artık sahada tüm hazırlıklar tamamlandı diyoruz. Zaten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir operasyona tam anlamıyla hazır olduğunu belirtmişti. Artık sahada hazırlıklar tamam. Gözler Ankara'dan gelecek emri bekliyor. Hasan Uylaş, teşekkür ediyoruz. Sınırdaki ve sınır ötesindeki son durumu Hasan Uylaş bizlerle paylaştı.